Evet, Halik-i Vahid kabul edilmediği takdirde, kainatın zerrat ve mürekkebatı adedince, sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Çünkü zihayatın her bir cüz'isi, zevil hayatın küllüne yani umumuna bir fihristedir. Cüz'i halk eden külliyi de halk etmeye kadir olmalıdır. Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsali rusulle olur. Ve keza haddi kemale bali olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için Resullerin tarifi lazımdır. Ve keza kemali cemale baliğ olan kemali hüsnü sanat Resullerin delaletiyle olur. Ve keza rububiyet-i amme ubudiyet-i külliye ister. Bu da Zülcenaheyn Resullerin vahdet-i ilahiyeyi halka ilan etmeleriyle mümkün olur. Ve keza bir hüsn sahibinin isteği olmasa ve bir ayna bulunmasa ve tarif edici bir şahıs tavassut etmezse onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün değildir. Bu da ancak Resuller vasıtasıyla olur. Çünkü Resul ubudiyetiyle Halık'ın hüsnüne aynadır. Risaleti cihetiyle de halka izhar ve ilan eder. Ve keza bir zatın cevahirle, zikıymet eşyayla dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, saltanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resul'dür. Allah'tan başka hak bir ilahın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Öyle bir Allah ki, vücub-ı vücuduna ve vahid, ehad, ferd, samet olduğuna Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı natıktır. Öyle Muhammed aleyhissalatü vesselam ki, icma ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürseliğine siyadet ünvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla, İmamul Evliya vel Ulema lakabını almıştır. Ve öyle Muhammed aleyhissalatü vesselam ki, ayat-ı bahire, mucizat-ı kadaa ve secayay-ı samiye, ve ahlak-ı âliye sahibi olmakla mehbiti vahyi ilahi olmuştur. Ve öyle bir Muhammed aleyhissalatü vesselam ki, alemi gayb ve melekutu seyir ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melaikeyle musahabe, cin ve insanlara irşat vazifesini almıştır. Ve öyle bir Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ki, şahsiyet maneviyesiyle kainatın kemaline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şeriata sahiptir. Ve öyle bir Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ki, alem-i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir olup, bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itminanla, yüksek bir imanla, nevi beşere karşı tevhid dinini la ilahe illallah ile ilan ve ilam ediyor. Ve keza öyle bir Allah ki, vücub ve vücuduna, celal ve cemaline, vahid-i ahad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakim'dir. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki,
bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki, bütün akıllar ve kalpler hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve cihat-ı sittesinden nur efşan bir kitaptır. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki, mazharı vahiy olan Resullerce mahz-ı vahiydir. Ehl-i keşif ve ilhamca aynı hidayettir. Madeni iman ve mecmai hakaiktir. Hükümleri delail-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı selimenin şehadetiyle musaddaktır. Lisan-ül gayb olup alem-i şehadette nev-i beşeri fa'lem ennehu la ilahe illallah ile tevhide emir ve davet ediyor. Öyle bir Allah ki vücubu vücut ve vahdetine şu kitabı kebir denilen alem bütün yazıları ve fasıllarıyla, sayfalarıyla, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet ettiği gibi şu insanı kebir denilen kainatta bütün azasıyla, cevahiriyle, hüceyratıyla, zerratıyla, evsafıyla, ahvaliyle delalet eder. Yani bu kainat ihtiva ettiği bütün envaıyla La ilahe illallah ve o alemlerin erkanıyla La halika illahu ve o erkanın azasıyla La sani'a illahu ve o azanın eczasıyla La müdebbire illahu ve o eczanın cüz'iyatıyla La mürebbiye illahu ve o cüz'iyatın hüceyratıyla La mutasarrife illahu ve o hüceyratın zerratıyla La halika illahu ve o zerratın tarlası olan esiriyle La ilahe illallah söyleyerek bütün envaıyla, erkanıyla, azasıyla, eczasıyla, hüceyratıyla, zerratıyla, esiriyle, 55 lisanla, vücubu vücut ve vahdetine şehadet ve delalet eder. Şu lisanların tafsili gelecektir. Şimdi icmal ile zikredeceğim şöyle ki, kainat terkiplerindeki intizam, cereyan-ı ahvaldeki nizam, suretlerdeki garabet, nakışlarındaki zinet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet ve mümaselet, camidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesalüt, hikmet-i amme, inayet-i tamme, rahmet-i vasia, rızk-ı am, hayatlar, tasarruf, tahvil, tahyir, tanzim, İmkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, davat ve hakeza. Pek çok sıfatlar lisanlarıyla Halık-ı Kadim-i Kadir'in vücub ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi Esma-i Hüsna'yı tilavet ederek Cenab-ı Hakk'a tesbih ve Kur'an-ı Hakim'i tefsir ve Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam ihbaratını tasdik ediyorlar. Geçen lisanların tafsiline geçiyoruz şöyle ki, kainatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenet, kabze-i tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Halık'ın vücub-ı vücuduna delalet etmekle, Allahu la ilahe illahu cümlesini okur. Ve keza, kainatta intizam ve ıttırat hüküm fermadır. Bu iki sıfat, mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle, Allahu la ilahe illahu hakikatını ilan ediyor. Ve keza, semavat sayfasını güneş ve yıldızlarla yazan kudretle, bal arısıyla karıncanın sayfalarını hüceyrat ve zerratla yazan kudret bir olduğundan, Allahu la ilahe illahu ile meselenin ilanıyla Halık'ın bir olduğuna
delalet ve şehadet eder. Ve keza, mesela bulutla arz gibi camit ve mütehalif şeylerde tecavüp ve muavenet, yani birbirinin hacetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüt etmeleri, bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunduğuna şehadet ederek Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza semavatın yıldızlar gibi asarı muntazamadaki müşabehet ve arzın birbirine benzeyen çiçeklerinde, hayvanatındaki münasebet, Halık'ın bir olduğuna delaletle şehadetini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza her bir zihayat çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Mesela bir zihayat vücuda geldiğinde bari isminin cilvesine, teşekkülünde musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda Şafi isminin tecellisine ve hakeza. Tesirde mütesanit, asarda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan elbette müsemmaları da bir olur. İşte her bir zihayat şu mazhariyetle Halık'ın bir olduğuna dair olan şehadetini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza Manzume-i Şemsiye ile bal arısının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri, ikisinin bir nakkaşın nakşı olduğuna delaletlerini Allahu la ilahe illahu ile ilam ediyorlar. Ve keza zerrat arasındaki cazibenin güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibeye kardeş olması, her iki kısmında bir kalemi vahidin yazısı olduğunu Allahu la ilahe illahu ile izhar ediyorlar. Ve keza terkip ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin layık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh o zerreleri aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla layık mevkilerine koyabilmek, ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki intizam ve şu vaziyetin lisanıyla Allahu Ekber diyerek Allahu la ilahe illa hu'yu okur. Ve keza bir neviden bir ferdin bütün efrattan imtiyazını temin edecek teşahhus ve taayyününün kalemi kudretle yazılması, bütün nev-i beşerin mesela efradının nazar-ı kudrette meşhud ve melhuz olduğunu istilzam eder. Çünkü bir ferd alamet-i farikası cihetiyle bütün efrada muhalif olacaktır. Eğer bütün efrad hazır bulunmazsa, taayyünlerinde, alamatlarında muhalefetin bulunmaması ihtimali vardır. Bu ihtimal ise batıldır. Öyleyse bir ferdin halikı bir nev'in haliki olacaktır. Ve keza bir nev'e halik olabilmek cinse de halik olabilmeye mütevakkıftır. En nihayet iş Allahu la ilahe illa hu'da nihayet bulur. Ve keza hılkat ve yaratılışın vacibül vücuda isnat edilmesini, nazarları çok kısa olanlar, ba'id, garip, külfetli olduğunu
tevehhüm etmekle inkarına zehab ediyorlar. Halbuki esbaba isnat edilirse onların tevehhüm ettikleri bod, garabet, külfet, kat kat, muzaaf olarak hakikate inkılap eder. Çünkü vacibe daha kolay olur. Mesela bir adamdan birkaç şeyin suduru, birkaç adamdan bir şeyin sudurundan daha ehvendir. Mesela bal arısının hılkati kudret-i ilahiyeye isnat edilmezse nihayetsiz müşkülat olur. Arkadaş, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihat rabıtalarını tesis eder. Küfür ise bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki dünya hayatında bazen galebe kafirlerde olur. Ve keza kafir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür. Mümin ise seyyiatının cezasını görür. Bunun için dünya kafire cennet yani ahirete nispeten, mümine cehennemdir yani saadeti ebediyesine nispeten. Yoksa dünyada dahi mümin 100 derece ziyade mesuttur denilmiştir. Ve keza iman insanı ebediyete, cennete layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise lüble kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lüb bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Arkadaş, vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki, birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkür eden safları görmekle, yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi, en uzak saflarında alem-i İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayalle görsün. Ve o saflara girmekle, o cemaat-ı uzmaya dahil olsun ki, o cemaatin icma ve tevatürü, onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman, sanki o cemaat-ı uzmayı teşkil eden bütün müminler, evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı, kasti değil, tebe'i bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Arkadaş, bilhassa mustar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi
Halik'tir.